1200'lü yıllarda pek çok devleti korkutmak için şu cümle yeterliydi. Moğollar geliyor. Kurulan bu imparatorluğun ömrü 100 yıl bile sürmedi. Saman alevi gibi dünyayı bir anlığına yakıp geçti. Fakat o tarihlerde Moğolların ayak bastığı topraklarda ot bitmedi. İşte bu imparatorluğun son komutanı, Cengiz Han'ın tahtına çıkamayan torunu Hülagü Han'ın hikayesi. Hülagü Han 1217 yılında Karakurum'da doğdu. Babası Cengiz Han'ın en küçük oğlu Tuluy Han'dır. 2 yıl naip olarak Cengiz İmparatorluğunu yöneten Tuluy Han, 1232 yılında genç yaşta hayatını kaybedince arkasında 4 çocuk bıraktı. Hülagü Han ve ondan yaşça büyük olan kardeşleri Mengü, Kubilay ve küçük kardeşi Arukböke. Moğol tahtının varisi bu 4 kardeş, anneleri Sorgaktani Hatun tarafından yetiştirildi. Oğullarının yetiştirilmesine büyük önem veren Sorgaktani Hatun, yürütmüş olduğu istikrarlı politikalar sonucunda en büyük oğlu Mengü'yü büyük han olarak Moğol tahtına çıkarmayı başaracaktı. 1251 yılında imparatorluk tahtına oturan Mengü, hem doğuda hem de batıda henüz ele geçirilmemiş toprakların fethini tamamlamak üzere kardeşlerinden Kubilay'ı Çin'e, Hülagü'yü ise Orta Doğu'ya gönderdi. Hülagü Han'a verilen görev bir hayli zordu. Lurları hakimiyet altına almak, Haşhaşi tarikatını ortadan kaldırmak, Abbasi halifeliğine son vermek, Eyyubi ve Suriye topraklarını istila etmek ve Mısır'daki Memlük devletini yıkmaktı. Ayrıca Mengü Han Hülagü'ye teslim olanlara iyi davranmasını, Moğollara karşı koyan yerlerde ise omuz üstünde baş bırakmamasını emretmişti. Hülagü Han hazırlıklardan sonra 1255 yılında emrindeki 150 bin kişiden oluşan büyük bir orduyla Karakurum'dan İran'a doğru sefere çıktı. İlk etapta Luristan Atabeyliği zorlanmadan ele geçirildi. Fazla bir dirençle karşılaşmadan kaleleri birer birer fethederek yoluna devam eden Hülagü Han nihayet Haşhaşilerin Alamut Kalesi'ne kadar gelip kaleyi kuşattı. Yüzyıllar boyunca kimsenin alamadığı ve ele geçirilmesi imkansız olarak görülen Alamut Kalesi, dik ve yalçın kayalar üzerinde kurulu ve profesyonel suikastçiler tarafından korunmaktaydı. Kalenin normal yollardan fethedilemeyeceğini gören Hülagü Han, büyük bir mühendislik dehasıyla kalenin altına tüneller kazdırmak ve açılan tünellerin içini petrol ve barutla doldurmak suretiyle kaleyi havaya uçurdu. Böylece o zamana kadar ele geçirilemeyen Alamut Kalesi, Hülagü Han'ın zekasıyla 1256 yılında yerle bir edildi. Bundan sonra yönünü Bağdat'a, Abbasi Devleti'nin kalbine yöneltti. Halifeye yapılan teslim ol çağrısına olumsuz yanıt gelince, Moğollar Bağdat'ı dört bir yandan kuşattı. Yapılan Düceil Savaşı'nda Moğollar Abbasi ordusunu tuzağa düşürdüler. Abbasi askerlerinin çoğu kılıçtan geçirildi. Savaştan sonra şehre giren Moğol ordusu bir hafta boyunca şehirde yağma ve katliam yaptı. Hülagü Han, Mengü Han'ın teslim olmayanları yok et sözünün hakkını vermişti. Tüm Bağdat halkı katledildi. Halife Mustasim ve oğulları da işkenceyle öldürüldü. Tarihi kayıtlarda can kaybı sayısında farklı sayılar mevcut olsa da o dönem için çok büyük bir katliam yapıldığı, kadın, çocuk ve yaşlıların dahi öldürüldüğü, kültürel ve tarihi yapıların tahrip edildiği yabancı tarihçiler tarafından da belirtilmektedir. El yazması eserlerin atıldığı Dicle Nehri haftalar boyu kan ve mürekkebe boyanmıştı. Hülagü Han, Fransız Kralı 9. Louis'e yazdığı mektupta ordusunun burada 200 bin insanı öldürdüğünü söyleyerek övünmekteydi. Hülagü Han'ın yaptığı bu büyük katliam bölgedeki diğer devletlere de büyük korku saldı ve Bağdat'ın alınmasından sonra pek çok şehir savaşmadan Moğollara teslim oldu. Sırada Memlüklerin hakim olduğu Mısır vardı.
Ancak Hülagü Han tam Mısır seferine çıkmaya hazırlanırken hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Moğol İmparatorluğu'nun başındaki kardeşi Mengü Han ölmüştü. Bunun üzerine Hülagü Han ordusunu ikiye bölüp derhal başkent Karakurum'a doğru yola çıktı. Ordunun kalan kısmının başına da en güvendiği komutanı Türk kökenli Ketbu'yu atadı. Ancak Hülagü Han'ın dönüşünü beklemeden sefere devam eden Ketbu'a, Ayncalut Savaşı'nda Sultan Baybars komutasındaki Türk askerlerinden oluşan Memlüklere mağlup oldu. Ketbu'a öldürüldü, Suriye ve Filistin toprakları kaybedildi. Hülagü Han 1262'de bu topraklara geri dönse de bunun intikamını hiçbir zaman alamadı. Ortaya çıkan taht kavgaları sonucu Moğol İmparatorluğu dörde ayrıldı ve Hülagü Han, Cengiz Han'ın tahtına çıkamasa da hakim olduğu topraklar üzerinde İlhanlı Devleti'ni kurdu. Bu devlet, Mısır dışında kalan tüm İslam toprakları üzerinde hakimiyet sağladı. Daha önce 1243 yılındaki Köse Dağ Savaşı sonrasında Moğol istilasına uğrayan Anadolu da Hülagü Han'ın gazabından payına düşeni aldı. Hülagü Han'la birlikte Anadolu topraklarında Moğol baskısı daha da arttı. Buradan alınan ağır vergiler Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında önemli rol oynadı. Moğol hükümdarları arasında en acımasız ve en korkulanı olarak bilinen Hülagü Han'ın en büyük hayali, dedesi Cengiz Han'ın yarım bıraktığı işi tamamlamak, dünyanın geri kalan tüm ülkelerini Moğol İmparatorluğu'na bağlamaktı. Ancak Ayncalut ve Terekırmağı savaşlarındaki yenilgiler bunu engelledi. Özellikle Altın Orda Devleti'nin hükümdarı Berke Han'a karşı aldığı mağlubiyet, Hülagü Han için tam bir yıkım oldu. Bu mağlubiyetten sonra fazla yaşamadı ve sağlığı bozuldu. Hekimlerin bütün uğraşlarına rağmen iyileşemedi ve 1265 yılında 48 yaşında hayatını kaybetti. Hülagü Han'ın mezarı bugün İran'ın kuzeybatısında bulunan Urmiye Gölü'ndeki bir adadadır. Moğol İmparatorluğu'nun farklı inançlara olan hoşgörüsüne rağmen Hülagü Han'ın Müslümanlara karşı bir düşmanlığı vardı. Ancak tarihin cilvesiyle 1282 yılında tahta geçen oğlu Ahmet Teküder Han Müslüman olacaktı. 1295 yılına gelindiğinde ise torunu Mahmud Gazan Han ve İlhanlı Devleti'ndeki bütün Moğollar İslam dinine geçecekti.